Yakın Doğu Koleji Müdürü Sayın Işılay Aykan'ı toplantımızın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sevgi, saygı dolu arkadaşlarla biz Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde ve dünyada hatta iyi eğitim verme iddiasındayız. Bu iddiada da başarılıyız. Mesela akşam bir haber aldık. Eğitim biliyorsunuz akademik olduğu gibi sanat, kültür ve sportif dalları da eğitim vardı. Akşam aldığımız haberine göre çocukların korku meselesi çocuğunu Türkiye çapında atletizmde şampiyon oluyor. Bu projenin önemli bir olay aslında. Hepimiz için önemli bir olay. İki şimdi çocuklar akademinin yanında akademik çalışmanın yanında sporluk alanlarda da başarılarını gösteriyorlar. Hayata daha iyi hazırlanıyorlar. Bunun yanında çocuklarımızın duygusal zekasını da önemli veriyoruz. Bu 20. yılımızda da duygusal zekaya da etki eden birçok faaliyetler yaptık. Başarılı oldu. Akademik konularda baktığımız zaman bizim okulumuz 3 hedef seçmişti. Bir ortaokullar hedefi, bir GC bölümünün hedefi ve bir de ÖSS bölümümüzün hedefi. Ortaokul hedefimiz çocuklarımıza yabancı bilgiyi, en azından bilgiyi en iyi şekilde öğretmektir. Liseye geçişte GC ve ÖSS dediğimiz iki gruba ayırıyoruz. GC grubu çocuklarımız İngilizce ağırlıklı derslerle uluslararası sınavlara giriyorlar. Bu sınavların içine baktığımızda bakıyoruz ki okulumuz kimya, fizik, biyoloji, ekonomi, psikoloji, coğrafya, fizik bu dallarda A ve A yıldız sayısı tüm okullardan daha fazla çıkıyor. Bu bize gurur verir muhakkak. Demek ki akademik olarak da büyük başarımız vardır. Bu başarı görmek ne istiyor? Edeceğiz de. İngilizce'den elimize geçen bilgilere göre yarışmalarda genellikle gerek yerli üniversitelerin yaptığı yarışma olsun, gerekse uluslararası yarışmalarda olsun, derecelerimiz birinci ve ikinci şeklinde karşımıza çıkıyor. Çünkü İngilizce dilimizde bir başarımız var. Fransızca ve Almanca'da da aynı durumumuz vardı. Neticeler yüksek çıkmıştı. Edebiyat konusunda, kompozisyon yarışmalarında ve diğer sosyal bilgiler yarışmalarında okulumuz 1-2-3 diye dereceleri vardır. Bu bizi sevindiriyor. Güç veriyor. Demek ki doğru yolda gidiyoruz. Biz bunları yaparken tabii dünyayı izliyoruz. Baktık ki Amerika'da, İngiltere'de ve Türkiye'de bazı gelişmeler vardır. Tablet kullanımıyla eğitim yapılıyor. Biz niye yapmayalım bunu? Niye yapmayalım? Yapmazdan önce yalnız önemli bir kural vardır. Birden metot değişimi yapılamaz. Ne yaparsınız? Okulunuzda olsun, ülkede olsun, belli okullarda ve belli sınıflarda alırsınız.
O denemeye göre de hareket edersiniz. Biz katronuza güvendiğimiz için pahalı bir olay olmasına rağmen tablet kullanımıyla eğitime yetişmeye karar verdik. Biraz önce izlediniz, kısa bir gün izlediniz. Biraz sonra arkadaşlarımız sizlere bu konuda daha ilişki gösterdi. Gururluyuz, mutluyuz. Çünkü Kuzey Kıbrı Türk Cumhuriyeti'nde bir ilke daha imza atmış oldum. Ben uzatmayayım konuşayım. Hani diğer arkadaşlar dinleyeceksiniz. Çok teşekkür ederim. öğretme sürecine çeşitli zenginlikler sunmakta ve bu uygulamalar gün geçti.
5 yıldan üniversitemiz eğitimde zaman ve mekan sınırları kaldıran teknolojik bir reform hayatına geçirerek Yakın Doğu Koleji'nde, yani kolejimizde AİTEP destekli interaktif eğitim ve öğretim dönemi başlattık. Çok kıymetli basın mensupları ve değerli veriler. Bu yeni dönemde öğretim stratejilerimizde AİTEP kullanımıyla başlayacağımız bu yeni dönemde eğitimdeki alternatifleri çoğaltarak öğrencilerin, yani çocuklarımızın ilgilerine, yeteneklerine ve değerlerine yönelik interaktif öğrenmeyi sağlayacağız. Zaman ve mekandan bağımsız interaktif öğrenme yöntemiyle dersten geri kalma ve dersleri kaçırma dönemini böylelikle kapatmış olacağız. Öğrencilerin, yani çocuklarımızın birbirleriyle iletişimini gerçekleştirebilecek işbirlikli öğrenme ortamlarını yaratabileceğiz. Yine öğrencilerimize, evlatlarımıza dünyanın en geniş ve güvenli veri tabanlarında araştırma yapabilecekleri elektronik panellere ulaşım imkanı sunarak çok sıkıntı çektikleri materyal hacimlerini, yani çantalarını küçülteceğiz. Öğrenciler ile öğrenci, öğretmenler ile öğrenci iletişimini güçlendirerek yaratıcılığa ve paylaşıma katkıda bulunacağız. En yenilikçi metotlar ve çeşitli interaktif etkinliklerle öğrencilerimize kalıcı öğrenmeyi hedefleyen bir öğretim süreci sunacağız. Eğitimde eşitlik ve bütünlüğü gerçekleştirerek zamandan tasarruf edip öğrenci merkezli aktiviteleri çoğaltacağız ve interaktif eğitim sayesinde eş zamanlı, eş güdümlü, merkezi kaynaktan eğitim vererek bütünlük ile hızımızı arttıracağız. Özetle söyleyecek olursak, bu yeni dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilk olarak Yakın Doğu Koleji'nde zaman ve mekan sınırını kaldırarak çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için sizlerin desteğiyle çalışacağız. Bu yeni dönemin hepinize hayırlı olsun. Öğretimde her tip kullanımına geçişin öğrencilere sağladığı pozitif katkıyı anlatmak üzere sözü Yakın Doğu Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Nedim Bahçecilere devrediyoruz. Thank you.
Figen Ozan ve ardından Sayın Hüseyin Özteseri platforma davet ediyoruz. Başladım. Sosyal sitelerini açtım, kullandım. Daha sonra bu yılın 3.
vermeniz gerek yok. Kalp çarı. Bu durumda özet ediyoruz biz. Öğrencilerimiz.